Fail Profit Etmesi Şubesi'ne hoş geldiniz. Geçen sene 2014 Nisan'da çıkmış olan bir yasa üzerinde bugün daha çok detaylı bilgi vermek için bir aradayız. Geçmiş haftada üzerinden geçmiş olduğumuz bu Benefit Cap ile alakalı daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Bunun üzerine çok fazla talep gelmişti bize, çok fazla telefon gelmişti ve bunun hakkında bilgi istiyorlardı. Bugün bunu burada detaylı şekilde anlatacağız. Öncelikle ben Benefit Cap'in kimi etkilediğini bir altını çizerek anlatmak istiyorum. Benefit Cap tamamıyla çalışmayan, yani hiçbir yerde çalışmayan ya Job 8 Allowance ya da ESA yani Employment Support Allowance alan gibi alan kiracıları ilgilendiren bir nokta. Eğer ki Job 8 Allowance, Income Support veya da ESA Employment Support Allowance alıyorsanız bu durumda Benefit Cap'tan zarar görürsünüz. Tabii bunu hesaplarken deve şunları hesaplıyor. Diyor ki her bir ev diyor haftalık diyor 500 pound'dan fazla alamayacak diyor. Çünkü çalışmıyorlar. Çünkü işte income support alıyorlar. Employment support alan alıyorlar veya job 8 alan alıyorlar. Tabi burada şunu da altını çizmem gerekiyor. Eğer ki evde herhangi bir disability alan yani rahatsızlığı özürlü olan veya disability alan sakat olan biri varsa bu durumdan etkilenmiyorlar. Onu altını çizmek istiyorum. Şimdi bunu nasıl hesaplıyor devlet onu da söyleyeyim. Bugün size bugün vermiş olduğu child benefit'ten Income Support'tan veya da işte ESA'den, Employment Support Allowance'dan veya da Job 8 Allowance'ın hepsini toplayarak, bütün benefitleri toplayarak 500 pound'un üzerine çıkmamanızı sağlıyor. Şimdi şöyle söyleyelim, eğer ki bu durumda genelde şöyle oluyor. İki çocuğu olan bir aile çok fazla etki görmüyor. Eğer iki yatak odalı bir evdeyse, bir yatak odalı bir evdeyse. Ama iki ve artı üzerinde çocuğu olan bir aile buna tamamen direkt zarar görmeye başlıyor. Bunların ana temelinden bir tanesi şu. Devletin de söylemiş olduğum gibi devlet politikasıyla, Konservatif Parti'nin getirmiş olduğu devlet politikasıyla çalışmayan toplumun Londra'da yaşamasını istemiyorlar. Tabii bu durumdan etkilendiğiniz zaman ve ev sahibiniz sizi mahkemeye de dışarı çıkıldığı zaman ilk yaptıkları şey ise işte Stoke City, Manchester, Birmingham gibi yerlerde size ev sunuyorlar. Çünkü onların kiraları çok daha düşük. Şimdi bu durumdan yani Benefit Cap'ta etkilenecek ilk insanlar da ev sahipleri. Onu da şöyle anlatayım. Şimdi devlet ilk önce insanın giderini, masrafını karşılıyor. En son kirayı ön plana koyuyor. Bugün Benefit Cap'tan zarar gören biri için mesela Child Tax Credit, Child Benefit, Income Support veya da Employment Support Allowance, Job 8 ne alıyorsa bunlarda bir kesinti yapmıyor. Direkt kesintiyi kirada yapıyor. Bu da ne demek? Eğer ki House Benefit'i kiracısı olan ev sahiplerimiz varsa bunların birçoğunun zarar görmesi demek. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bugün varsayalım bir kiracıları var ve part time çalışıyor. Single mom diyelim yani bir anne, bir ebeveyn ve çocuklarıyla. Şimdi eğer ki o anne çalışıyorsa ve birden çalışmayı durdurduğu takdirde Benefit Cap'tan zarar görüyor. Onun için de biz Fail Properties olarak hep ev sahiplerine şunu öneriyoruz ki yapmaları gereken en önemli şeylerden bir tanesi Garanti Rent Scheme'e geçmeleri. Çünkü eğer Garanti Rent'e geçtikleri zaman bu tür şeylerden hiç etkilenmiyorlar. Bu tamamen ajantanın sorumluluğu oluyor ve ajanta bunun üzerinde durabiliyor. Şimdi Garanti Rent'i anlatmak gerekirse, şimdi Garanti Rent'i yapmış bir ev sahibinin kiracısının ödeyip ödememesi, evin boş kalıp dolu kalması veya da işte bir sebepten dolayı kirasının gelmemesi hiçbir şekilde ev sahibini ilgilendirmiyor. Ev sahibi bizim gibi şirket yani yaptığı anlaşmada tamamen belirlemiş olan o sabit aylık kirayı her ay hesabına alıyor. Garanti kirada ne kadar kira alacağını şöyle bir anlatayım ben size. Şimdi bazılarımızın evleri management'ta başka firmalarda işte Yunan firmaları, işte İngilizler vesaire local agent'larda bir şeyimiz var. Ve bunların birçoğu zaten %8 ile %10 artı VAT charge yapıyorlar. Şimdi bizim garanti rentimiz de ortalama %8, %10 civarında bir rakam yapıyor zaten. Yani orada management aldıkları rakamı biz garanti rente çevirebiliriz onlar için. Onun için bizim tavsiyemiz her zaman ev sahiplerinin bizim gibi hani established olmuş hani artık tamamen tekelleşmeye başlamış firmaların içinde yer almaları ve çünkü bunlar onlar için çok daha her şey rahatlatacaktır. En azından önlerini görebilecekler. Bir sonraki adımdan rahatlatabilecekler. Onun için de bizim tavsiyemiz bütün ev sahiplerinin management'te almış oldukları kirayı biz onlara garanti net olarak vereceğiz.
Ben onu kesinlikle anlatmak istiyorum ve söylemek istiyorum. Ve bunda da iddialıyım. Eğer ki bize getirirlerse management agreement'larını beraber, şu an ne kadar ödüyorlar? Mesela %8, %10 plus VAT mi ödüyorlar? Ben o rakama, şu anki aldıkları rakama onları garantinete çevireceğim. Ve bu durumda kendileri zarar görmeyecekler, artısını görecekler. En azından kiracı ne zaman ödedi çok önemli değil. Veya da ev boş kaldı, işte kiracının benefit durdu, haz mefit durdu falan gibi dertlerden kurtulacaklar. Onun için ev sahiplerine ilk tavsiyem de benim her zaman ilk ev kiralamada ve de ev almada ilk kapılarının file properties açılması olacak.